gerekti. Ona göre hem kulüplerimize hem de spora verdiği ehemmiyetten dolayı teşekkür ediyoruz. Bizim inancımız bu. Belki yanılabiliriz ama bu dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan İstanbul'un en önemli üç markası deseniz herhalde Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray kulüpleri alfabetik sırayla söylüyorum öne çıkacaktır. O yüzden biz bu ziyareti çok kıymetli buluyoruz. Onun dışında da bu üç kulübümüz Cumhuriyetimizin kurulduğu tarihten itibaren ülkeye, genç cumhuriyete sporu yayma vazifesi vermiş. O yüzden %80-90 rakiplerimizin aksine futboldaki rakiplerimizin biz pek çok branşta faaliyet gösteriyoruz. Ve bizim en büyük onurumuz, gururumuz bu branşlarda olimpiyat kadrolarına sporcular yetiştirebilmek. Tabii futbol gibi bu alanların geliri yok. O yüzden devletimizle, belediyelerle işbirliği çok da büyük önem arz ediyor. O yüzden biz de bu ziyareti çok çok kıymetli buluyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Çetin bir seçim süreci başlıyor. Güzel bir yarış olsun. İstanbul seçimleri sadece değil, Türkiye'deki bütün belediye seçimleri ilgili şehirlerine ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Sayın Bakanımıza da bu çabalarında, bu yarışta başarılar diliyoruz. Allah yolunuzu açık etsin ve tekrar kulübümüzü ziyaret ettiğiniz için de çok çok teşekkür ediyoruz. İçeride birkaç muhtemel beraber yapabileceğimiz projeleri konuştuk. Onu size bırakıyorum, paylaşmayayım. Siz açıklayın. Bu kısmı. Konuştuğumuz konulardan bir tanesi biliyorsunuz 2023'ün en üzücü, en acı olayları başında deprem. 6 Şubat depremi geliyor. 6 Şubat depremi, arka arkaya gelen iki büyük deprem. Etkilediği alan, etkilediği nüfusa baktığımız zaman Avrupa'nın pek çok ülkesinden büyük alanı, büyük nüfusları etkiledi. Dolayısıyla acı bir tecrübe oldu. Buradan çıkan en önemli sonuç da bu ülkenin, bu milletin, bu halkın sıkıntılı günlerde nasıl bir dayanışma ruhu içinde omuz omuza vererek ülkesine, etkilenmiş halkımıza destek için neler yapabileceğini de bu süreçte gördük. Ve oradaki en önemli sloganımız unutmayacağız, unutturmayacağız. Hepimiz de kendi imkanlarımız çerçevesinde güzel işler yaptık. Çadır kentlerle başladık, konteyner kentler, şimdi kalıcı evlere geçiliyor. O arada oradaki gençlere, çocuklarımızdan bize Hatay Spor'dan 7 genç kızımız basketbol şubesine yazıldı. Hala bizdeler, çok da başarılılar. Bunun gibi verebileceğimiz pek çok örnek var. Tabii bu acının birinci yıl dönemi buradan 20-21 gün sonra ne yapabiliriz beraber dedik. Ve o hafta maçları takiben 5 Şubat, 6 Şubat ama mümkünse 5 Şubat'ı hedefliyoruz. İstanbul'daki büyük kulüplerin veteranları, yeni futbolu bırakmış, ülke çapında tanınan futbolcularıyla güzel bir turnuva yapıp, bir etkinlik yapıp, buradan yaratılacak kaynağın, orada spor alanları, basketbol sahası olsun, futbol sahaları olsun. Ama önemli olan oradaki vatandaşlarımızı unutmadığımızı, unutturmayacağımızı gösterecek bir etkinliğe beraber imza atmak istiyoruz. Federasyon başkanımıza da biraz evvel konuştuk. O da takvimsel çalışmasını yapacak. İnşallah omuz omuza el birliğiyle, güç birliğiyle bu organizasyonu yapabiliriz. Bakarsınız öyle başarılı olur ki geleneksel bir organizasyon haline gelir. Onun için kollarımızı sıvayıp hemen bugünden çalışmaya başlıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ben kıymetli başkanımıza öncelikle çok çok teşekkür ediyorum. Değerli basın mensuplarımız, kıymetli İstanbullu hemşehrilerim. Tabii sayın başkanım da ifade ettiler. Farklı renklere gönüller versek de, farklı takımları tutsak da acımız, hüznümüz, üzüntümüz, hüznümüz hep aynı. Sevincimiz ortak ve gerçekten 11 ilde yaşadığımız asrın felaketinde
tüm kulüplerimiz, 85 milyon vatandaşımız bu manada deprem bölgemiz için, Hatay'ımız için, Maraş'ımız için, Kahramanmaraş'taki depremzedelerimiz için, Gaziantep'teki kardeşlerimiz için acılarına ortak olmak için seferber oldular. Kulüplerimiz hepsi bir afet zedeye ne yapabilirim? İşte orada gerek konteyner kent, gerek çadır kent, gerek oradaki gençlerin umutları için, motivasyonları için, az da olsa mutlu olabilmeleri için mücadele verdik. Ve kıymetli başkanımızın da ifade ettiği gibi biz elimizi deprem bölgesinden hiç çekmeyeceğiz dedik. 85 milyon kardeşiz dedik ve bu kardeşliğimizi de bu 11 ilimiz ayağa kalkana kadar da sürdüreceğiz dedik. Ben kendisine çok teşekkür ediyorum. Hem Kulüpler Birliği olarak hem Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı olarak böylesi bir organizasyonda inşallah öncülük edecek ve federasyonumuzun uygun gördüğü tarihte tüm İstanbullu kardeşlerimizle birlikte bir kez daha 11 ilimize, oradaki vatandaşlarımıza onları unutmadığımızı İstanbul olarak hatırlatacağız. İstanbulluların gönlü çok büyük, kalbi çok büyük. İstanbul tüm Türkiye'nin lokomotif şehri. Bu manada da böylesi organizasyonlar bizim için çok değerli, çok kıymetli. Tabii yine bir konuyu başkanımla istişare ettik. Biz inşallah önümüzdeki sezondan itibaren 31 Mart akşamıyla birlikte hep sporun, kardeşliğin merkezi olacak dedik İstanbul. Ve bu kardeşlik hukukunu tüm kulüplerimizle birlikte tüm mahallelerimize yayacak anlayışla çalışacağımızı her yerde ifade etmeye çalışıyorum. Bu manada da her yıl İstanbul'da daha önce Türkiye Spor Yazarları diye bildiğimiz bir kupamız vardı biliyorsunuz. Sezon öncesinde tüm kulüplerimiz burada hazırlık yapar. Hatta kıymetli başkanım orada böyle zorla maça girdiği hatıralarını anlattı. Burada da biz her yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak İstanbul Cup turnuvasını düzenleyeceğiz. Büyük kulüplerimiz, İstanbul kulüplerimiz burada sezona hazırlıklar noktasında maçlar yapacaklar. Bu turnuvada tüm İstanbullularla birlikte işte gelecek sezonlara hazırlık yapacağız. Gençlerimize bu manada motivasyon vermiş olacağız. Bu da bu müjdeyi de buradan tüm İstanbullu kardeşlerimizle birlikte paylaşmak istiyorum. Öncelikle ifade etmek isterim ki değerli arkadaşlar, Fenerbahçe'miz 100 yılı aşkın bir geçmişe sahip, kıymetli, köklü bir takımımız. Tarihinde hep başarılarla anılmış ve her zaman milyonlarca taraftarının gönlünü fethetmiştir. Tabii Fenerbahçe sadece bir takımdan ibaret değil. Baktığınızda birçok branşta yarışan, ülkemizi gururlandıran bir kulübümüz. Bu manada sporun her alanında milletimizi gururlandırmış bir kulübümüz. Tabii birçok kulübün kuruluşuna öncülük etmiş Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk gençliğinin spor yaparak güçlü olmasını isterim sözünden hareketle biz de sporumuz için çok çalışacağız. Bugün bütün başkanlarımızla bu konuyu istişare ettim. Hepsi de hemfikir. Biz tüm mahallelerimizde sporu yaygınlaştıracağız. Türk gençliğinin spor yaparak güçlü olmasına imkan sağlayacağız. Bu çok önemli ve bizlere emanet edilen bu değerlere sahip çıkmak için her zaman Türk sporunun, sporcusunun yanında olmaya devam edeceğiz. Nasıl ki bakanlığımızda aynı anlayışla çalıştık, Türk sporu için 19 stadyumun inşasını gerçekleştirdiysek, yine kulüplerimizin ihtiyaçlarına yönelik her türlü altyapıyı tesis ettiysek, göreve geldiğimizde de yine takımlarımızla çok büyük bir uyum içerisinde, ahenk içerisinde güle oynamaya maça gideceğimiz ve oradan zevk alacağımız, huzur duyacağımız inşallah maçlarımızı yapmış olacağız. İstanbul'umuzu bu manada yeni statlarıyla, spor merkezleriyle, şehrin her yerine yayılan, değerli arkadaşlar, her mahallesine yayılan spor alanlarıyla donatıyor olacağız. Ve bu manada da hem ulusal hem de uluslararası spor turnuvalarının yapılabileceği bir şehir olacak. Gerek İstanbul Cup'ı düzenlediğimizde, gerek Avrupa Şampiyonalarını düzenlediğimizde olimpiyat şehri olarak da olimpiyatlara hazırlık yapmış olacağız.
bu büyük organizasyonları İstanbul'a getirerek de şehrimizi spor turizminin de merkezi haline getirmiş olacağız. Hedefimiz belli değerli arkadaşlar. Biz istiyoruz ki burada yeni Lefterler yetişsin. Yeni Rıdvanlar yetişsin. Yeni Arda Gülerler yetişsin. Bunları yapabilmemiz için de bizim çocuklarımıza sahip çıkmamız, gençlerimize bu imkanları en güzel şekliyle sunmamız gerekiyor. Ben bu gençlerimizin sayısının arttığında sporun, kardeşlik, dostluk ve birleştirici o ruhunun da İstanbul'un her yerine yayılacağını, 5461 kilometre kare İstanbul'daki tüm yüz ölçüme yayılacağına yürekten inanıyorum. Kıymetli başkanım Ali Koç Bey'e, yönetimine, Fenerbahçe Spor Kulübümüze, bu kulübümüze destek veren, gönül veren herkese teşekkür ediyor. Tekrar saygılarımı sunuyorum. Sağ olun. Son bir şey söyleyeyim. Buyurun başkanım. Sayın Bakanım çok teşekkür ederiz bu güzel sözleriniz için. Tekrar başarılar dileriz. Sizden bir istirhamımız olacak. Buyurun. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne aday biri olarak değil ama iktidar mensubu biri olarak biliyorsunuz Süper Kupa'yı bir tarihte ülkemizde oynayacağız. Son gelişmelerden sonra. Mümkünatı var mı bilmiyorum. Tesis olarak, lojistik olarak. Ama Süper Kupa'nın da deprem bölgesinde çok güzel şehirlerden birinde yapılmasını da bir öneri olarak sizin sayenizde, sizin huzurunuzda tamamen dikkatine sunmak istiyorum. Olabilirse bence çok faydalı olur diye düşünüyorum. Tabii bu federasyonumuzun vereceği bir karar. Tesislerin, altyapının son durumuna bakarak onu da buradan bir fırsat bularak söylemek istedim. Sizin evet. Ziyaretinizi esnaden. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Çok değerli başkanımızın bu teklifi. Biz de takipçisi ve destekçisi olacağız. Yine oradaki kardeşlerimizi, depremzede ailelerimizi bu vesileyle sevindirmiş olacağız. Ben bu hassasiyetinden dolayı da Ali Koç Başkanım'a tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun. Başkanım, buyurun. Teşekkür ediyoruz.